Bu hafta bir hafta ara vererek bu haftaki dersimize başladık. Tabii bu arada çevremizde olan hadiselerden de çok üzgünüm. Ben onun için dersime başlamadan önce Filistin'de özellikle Gazze'deki öldürülen masumların ruhları için bir Fatiha okunmasını talep edeceğim. Öyle dersimize başlamak istiyorum. Bidaye kabla bidayetil durusna el karis ellezi vakaat fi Gazze bi idil ihtilal sühyoni ve lezalik atlub minel tullabi an yakra'u aleyhim arvahil şuhedayil ellezi vakaat bi idil İsrailin atlub minkum kıraatil Fatiha arvahum. Good morning. This is the second week of our term following a 1 week break. Before starting, I would like to request that we pray the recite the Fatiha for the souls of those victims, those civilians who have been massacred in Palestine. Because we are very, very sad seeing all that is happening there. Let's pray Fatiha for their souls. Şeye başlayalım. İlk önce ödevlere bakıyoruz değil mi? Ebde minel bidaye lil vacibati sabika ba'din nantakib ilel el muhadara il J. First we see the homeworks, then we proceed with our course. Emel. Namaste. Keyfek? Alhamdulillah. Emel, ente ta'mil eşya mudaf. Hayır eşya seyyeci ba'din inşallah. طبعا انا مبسوط فيها يعني ما ناكش تحضيرك جيد يعني انا انت شاكر استاذ انا برضه عندي مشكله بالحبر ان شاء الله حوضح بالقريبه لانه عندي مشكله بالحبر نفسه اي اطلب منك امل خليها ساقي يعني خطوتين مو خط واحد كمان يعني جيد ولكن خليت خطين أحسن عشان نرى كيف التقاء وحدات بالخطوط الاثنين يعني فهمت قصدي؟ إن شاء الله. طيب جيد هذا جيدة الواجب كما أنا طلبنا أنتم إضافت فيها تحليل الهندسي هذا جيد كمان ومراحل الذي كمان المسار تركيب الوحدات بالأحجام وتحليلها وتنفيذ هذا تنفيذ ما طلبنا ولكن أنت عملتها هذا كلاما منك جيد وتحليل الوحدات الموجودة هنا هذا جيد يعني يمشي جيدا بس لحظة أقارن هو نعم لأنه أي الذهب صار شوي هي وحدات تكرار كل وحدة مختلفة عن الأخرى نعم التلفين مختلف عندهم يعني بالكتيبة نعم الكرسي بالكرسي نعم لما يعني أحيانا أرى أشياء كثيرة جدا سبحان الله هم فنانين لما يشتغلوا يغيرون يعني خلي بالكم هذا العلم يغيرون الوحدات احيانا يعني ما يطبقون نفس الشيء يعني في سيمتري يعني ولكن بعض الاشياء يعني قربت جدا يعني في التنفيذ كمان انا بدي شيء يعني اي 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 لا جيد بس كمان بدي منك خطوط اثنين يعني مو خط واحد ماشي نعم.
جيد والتنفيذ هنا جيدة زي مثل هذا في قصير ولكن ورق يعني هذا ما طلبت لأن هذا اللي قدامي إن شاء الله أنت عملتها جيدة ولكن طبعا أنت عملتها هي كلمة منك ولكن لو أنا أضيف فيها شيء خلي الساق يعني انسياب الساق يعني أو الهلزونات يعني فيها شوية كسر يعني فين قصدي؟ التمديدات مشكلة برضه لسه بالحبر الآن يعني لي فترة عندي مشاكل بالحبر. آه ياكوب حبره جيد جربته؟ والله لا والله خطاط ياكوب حبره جيد أنا جربته جيدة. والله إذا لسه موجود حبر لأستاذ يعقوب أو لا مش عارفه. آه طيب لأنه كل فترة وفترة يعني يكون موجود ويكون مش موجود. إيه الوحدات جميلة جدا تسلم إيدك السلاسل كمان في هذا بعضهم سنعملها إن شاء الله لمراحل إيش اسمها جاية أطلب كمان هذا منك يعني أنت مو مع عافية هذا الواجب ماشي شو طيب تسلم إيدك نورجان Şöyle bir şey mi yapalım? Yani şimdi konuştuğumuz muhataba göre mi yalnızca o dille konuşalım yoksa vakit kazanmamız açısından yalnız evet bu bazı şeylere dikkat çekiyorum ya o zaman onları çok dikkat çektiğim şeyleri söyleyelim. Evet. Türkçe evet. Şimdi fazla yapmış Emel. Çok yani zaten iyi bir öğrenci. Benim istediğim gibi yapmış. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Fırçayı yapmış ya. Fırçada tek sap gitmiş. Ben onu iki sap olarak yapmasını istedim ödevde. Birazcık daha bu benim eklemem olsun. Birazcık daha net olmasını istiyorum hatların ve 3-0'la çalışılması önemli benim için. Bunları söylemedim ama bunlar ben şu anda aklıma geldiği için söylüyorum. Bunda. İstersen bununla ilgili olanları söyle ondan sonrakine geçeyim. The professor about Emel's work has commented as follows. This is the first the student has done the homework as requested. In which he has done one more adding requested. The work, brushwork is nice. Only the stems of the flowers were to be double lines. Bu, evet. Here there are single, she made single, but they are correct. And all over the professor is adding, for everybody, he hasn't yet mentioned this in any way. The lines, he would like to have them clearer and more discernible. Darker lines, the lines ought to be more visible in darkness, and also the thickness of the brush as 3.0 is maybe the best. Evet. Şimdi ikinci ödev ve geçtiğimizde ben tam istediğim gibi ilk önce helezon tahlili yapmış. Helezon tahlilinden sonra motiflerin yani bir motiflerin geleceği yerleri daire şablonu içerisine alıp yerleştirmiş ve karalamalarını yapmış. Bu tahlilde benim çok istediğim şeyler. Ondan sonra da üçüncü alanda bunların hepsini birlikte birleştirmiş. Tabii burada da tek sap yapmış. Onu da 3 sap istiyorum. Yan tarafına da ona uygulamış. Ha bu şu andaki bu merhalede ben bunu istemiyorum. Birazcık daha öğrenciler pişsin onu sonra istiyorum. Ha ama yapana da niye yaptın demem yani. Burada da tabii en altta da motifler muhakkak buradaki ne kadar motif varsa o motifler çalışacak. Yalnız bakın bu temize geçmiş hali. Şimdi kaçırdığımız nokta bu. Temize geçmiş hali şu demek. Öğrenci bunu önceden iyice çalışacak ki bunları yapabilsin. Here in this homework, which is according to
what was requested, which is conform to what was requested. The first one on the left side is the spiral drawing, which is correct. The second one is the motifs placed as requested, and the third one is their combination. Down at the right-hand side, in the middle rectangular area, the lower left-hand side, sorry, left-hand side is the motifs combined in a design. This is actually more advanced than what was requested. We will do this later, but when the student does it, it is okay, welcomed. The professor would like to say the following, after also acknowledging the single motifs down below the page. He says that this, of course, this presentation on this page is the final form. First, before applying these motifs and these gildings on this page, the student ought to train himself in scratch paper, in scratch form before, perfect, and then perfect himself, more or less, and then copy them in final form on this page. Evet. Şimdi bu Emel benim eski öğrencim olduğu için benim ne istediğimi tam biliyor. Şimdi bu şunu şart değil, yani böyle bir çalışma, çünkü bu hendesi olarak nasıl yapıldığını gösteriyor. Bu değil ama mesela ben bir fotoğrafın konulmasını çok arzu ederim. Yani öğrenci yaptığı tahlili koyacak, hatta tarihini atacak. Bu şekilde bir düzenleme hem onun önceki, sonraki yıllarda önünü açtığında hangi tarihte yapmış, neyi tahlil etmiş, hatta yaptığı tahlilin ismini bile yazması bence önemli. In this homework, because Emel is an older student of the professor, she knows what the professor usually wants, but all of you, you can see, understand the same thing, that yes, this is not compulsory, it is advanced form of the composition. But the first one on the left side is the geometrical contouring the work, and the final form at the right hand side, rectangular area, the professor also appreciates this. He would like to say that all these contouring, these outline works, it is good if you put the date, you date them, because in your later later performance, later works, you can refer back to these outline works and see what you have done, on what dates, on what year. هذه تحليلات التي عملتها أمل هي طبعا كانت تلميذة قديمة ولذلك هي تعرف شو أنا أطلب من الطلاب. أولا النموذج الذي يحللها الطالب من طرف الطالب خليها يلصقه على الدفتر بعدين يضع فيها من أين هذا التحليل والتاريخ بعدين يحللها من ناحية المسار من ناحية تركيب الأحجام الموجودة فوقها وبعدين تركيب الوحدات بعد تحليل الوحدات في التحت لا تنسوا هاي الأشياء كلها مشتغلة في سكتش بوك هذا نهاية يعني أنتم تشتغلون بشكل سكتش بوك بأكثر مرارا مرارا بعدين يركبوا هذه الأشياء على هذا النحو يعني أنا أنظر شيء نظيف ولكن أنتم يعني تدرسونه بشكل أدق ما يمكن هذا مراحل أولاني ثاني ثالث هذا ما أطلبه حاليا قدام إن شاء الله ولكن هذا ستكون مطلوبة بهذا الشكل تحليل الوحدات في التحت التحت تاريخ تمليل التاريخ مهمة جدا Arapçasını da anlattık. Nefs şey burada yani burada da aynı şekilde yapmış. Yalnızca şeyi yapmamış hemen. iki saplı yapmamış. Ben iki yani tek dal istemiyorum. İki dal istiyorum. Burada da ince tezip olarak onu uygulamış. Dediğim gibi bu şu anda benim öğrencilerimden istediğim bir seviye değil. Bu sonraki bir seviye. Emel has done the same thing here. Yes. She has applied. But this again the same thing. The lower right hand side rectangle in the middle frame. This one here also the stems here too
or to be double stem. This was what was requested. And she applied on the middle, lower, left hand side area. She applied the final form, which is, as I said, more advanced than our present level in this class. Zencereye geçiyorum çünkü şey yapmış, o fazla da yapmış. The guilloche, she has done also, but more also than what was requested. Kim bu? Bu besme mi şeydi? Now another homework. İsmi nerede yazıyor? Bir dakika, sırayla gittiğim için ben... dur, tavsiye. Kimin bu öğrencilerden besme olması lazım? Bir şey yapsın bize. El vacib vitamin de. Vitamin de. Ha, şu ismek? Esma. Esma. O İngilizce mi? In English or in Arabic? Aa, şimdi fırçası yok, İngilizce istedim. Şimdi birazcık daha dikkat etsin. Motif, ha, Zeynep Hanım, şeyi bozuyor, motiflerin şeyini bozuyor, heykellerini bozuyor. Yani dikkat ederseniz bakın, motif solu farklı, sağı farklı. Motiflerin birazcık da temiz çalışması lazım. Bir dakika, ben bunu bir şeye açayım, onu da açayım. Siz söyleyin yalnız kendisine onu. Asma, relating to the structure of the motifs, the professor says the following. It is not very regular, the form of the motif, in the sense that the left side and the right side are not exactly the same. They don't mirror each other. Ay, şey, kalemi yok bunu. Nereye koydum ben şunu? Ha? Şimdi. One problem that yes, all of us are facing is that we don't understand clearly what is the homework. You don't clearly what, sorry? A lot of students, you know, we can't understand what is exactly the homework. We have, you know, we have a discussion afterwards and we try to figure out what is the homework exactly. Okay. Diyor ki, bir aramızda da konuşuyoruz, ödevlerin tam olduğunu, ne olduğunu tam olarak anlayamıyoruz bazen. Şimdi çok, ödevleri şimdi bu tek tek motifleri yapmış, bu geçen haftanın dersi zaten. Evet. Şimdi ben bu hafta esasında bunu istemedim, yani buna bakmayabiliriz esasında. Yani onun diğer şeylerine bakabilirim, bir dakika. Şöyle göreyim, şimdi ben buradaki, bizim bu hafta ne istedik biz kendilerinden? Birinci haftanın ödevinin fırça çalışmasını istedik biz. Yani mesela bunu dinince galiba hangisini dediğim zaten. Ama şey belli, bakın şöyle göstereyim ben size. İrsika 2023 dönem ödevi, bakın. Şu ödev, şunları hatırlıyor musunuz? Şu iki this ödevin. Now there were 2 weeks, I mean homeworks for 2 weeks. The first one was this one. There was this example. Biz bunun tahlilinden sonra bu hafta için yalnızca fırça çalışmasını istedik. Following the outline work about this one, we requested the brush application şu, by brush. Şu ikisinin. Of these two. Ondan sonra da yani bu hafta için, bu hafta için bu iki örneğin, yani şu andaki önümdeki, şuradan göstereyim, açmama gerek yok. Şu iki örneğin tahlilini istedik. Tahlilinden kasıt az önce Emel İbrahim'in ödevi üzerine açıkladığımız şekilde, yani bir daha tekrar etmeye gerek yok. Şu iki koltuğun tahlilini istedik. Tahlil nedir? İşte motif tahlili.
helezon tahlili, helezonun üzerine motiflerin yerleştirilmesi, o kadar. Ve bir de ne yapmıştık iki hafta önce? Zencelek yapmıştık. Onları istedik. Ödev buydu. Actually, the homework was as follows, as was seen in the previous, the first Amal's homework and the second one. First, the single motifs, this one, was for the first week. And secondly, these motifs ought to be applied, yes. Secondly, the spiral was going to be done. And then the motifs were going to be placed on the spirals, on the lines. And this was the homework actually, but yes, the professor will explain in more detail from now on. But these were the two examples he has shown on the page. Bunlar, anlamış mı şimdi? You have seen the first homework, which was a correct, I mean, more than what was requested actually. Did you understand? Isn't this understandable enough? Azma, helal de fehimti. Yes, I understand. Yes, do you... Kesik kesik geliyor sesin. Yeah, because the voice doesn't come. Why, but we hear you. I mean, the single motifs, the spirals, applying these motifs on the spirals. This was actually the homework, but if you need more detail, the professor or I will repeat next time, I mean. Here, what he said about your work is about the structure of the motif. Yeah. I think it would be helpful for everyone if the homework is a little more clear. Yes. So, you know, then we discuss afterwards and try to figure out what is the homework. Yeah. So, thank you. Diyor ki, yani biraz daha açık ve daha detaylı olursa, mesela şunu, hani bilmeyenlere gibi. Vallahi biz açık. Aramızda diye konuşur, yine aramızda konuşup anlaşırız diyor. Daha açıklaştırırız diyor. Şeye sorsunlar o zaman, anlamadıkları zaman. Nurcan Hanım'a bir derste anlatmaya çalışıyoruz. Söyleme o zaman, bunu boş ver, bu kalsın bizde. Yes, okay, all right. Şimdi ben burada düzeltme yapıyorum. Şimdi bak nerede hata yaptığını görsün. Now he is making correcting and correcting showing what ought to be done here with the red pen. Tamam. Yani şu merkeze koyduğu zaman hep o merkezden hareket edecek. Should move always depart from this central axis, the middle line. Yani şu burası bozuk, burası bozuk. This one. Hep bozuk bak. Must be corrected in the same way as the bottom left. Şimdi şuradaki motif, yani motiflerin sağ ve sol dengesi. Again the right and left balance. Yani bunlara dikkat edecek. Two sides must be identical as much as possible. Tamam. Şimdi şuradaki dişe bak, şuradaki dişlere bak, bir de buradaki dişlere bak. Not the same, they are not the same. Yani şimdi buradaki dişler bozuk, kafası da böyle olacak. Şu şöyle, bunu geçen hafta söylemiştim esasında, bunlarla vakit geçirmeyeyim ben şimdi. Tamam, yani motiflerine birazcık daha ihtimal göstersin. Daha çok şey yapsın, temrin yapsın, alıştırma yapsın daha çok. Yani motifleri özellikle büyütsün, beşer defa, onar defa çalışsın. Especially the motifs, yani. You can aggrandize them and five times, ten times on each motif, you can train yourself and this will be online. Okay. Fırçası nerede? Ha, burada. Fırçası bu değil mi? Fırçası bu. Tamam. Emel'e söylediğim gibi o da tek şey yapmış. Çift istiyoruz zaten.
again, like the MLS keys are the double stem. Şeye dikkat etsin, tek böyle ince bir hatla çalışacak. Yani bir taraf kalın, bir taraf ince olmayacak. Her tarafı aynı kalınlıkta gidecek. All around the petals of the flower, the line must have the same thickness. In this flower he has shown, the lines on the right side are thicker. Then those on the left, pay attention to this as well. Şöyle doldurmalara gerek yok. And this filling in is not necessary. Bir de motifleri bozmasın. Motifleri bozuk. Yani fırçayla çalışırken motifleri bozmuş. When you work with the brush. Yani çok bozuk. Bak dikkat etsin kendisi de. Try to have the shapes of the motifs more regular. Fırça şimdi kaç ne nasıl bir fırça kullanıyor? What type of brush are you using? I'm using Da Vinci. I have you know quite a few brushes, 10 zeros and 5 zeros. Oh, çok. Yani ama ona nazaran yine kadın çalışmış yani bazı yerleri. Still, at some places the lines are too thick. Şeyler çok bozuk motifte. Yani şimdi şey yapsın ikili çalışsın. Bir de motifleri yani kastettiğim şu şimdi onu da anlamayacaklar. Şöyle yapalım. Şunu bir göstereyim ben. Geldi. Şimdi bir dakika. Şunu bir atayım ben. Özlem'den öğrendiğim şey. Şu dışarıdaki şey beni mahvetti. Şimdi şöyle, şurada, şimdi fırçayla bunu çalışırken, bir dakika bunu birazcık daha şey yapayım. Ben de şeyi doldurmasın, şu içlerini doldurmasın. Do not fill in these areas. Tek. Mesela şimdi şuradaki kalınlıklara baksın, bak hepsi ne kadar farklı. The thickness of the lines of the contours. Bunların hepsi you see they are different. Eşit olacak. They must be the same thickness. Şimdi şuradaki şimdi fırçayla çalıştığı için mesela şöyle hepsi aynı kalınlıkta olacak. Yani tek şimdi burada bu kalem yapayım ben bunu bir dakika fırçaydı. Şu kalemi alayım. Şimdi şöyle yaptığımız zaman aynı kalınlıkta, aynı şeyin kalınlığı var ya fırçanın ucunun kalınlığı değişmeyecek. Yani buradaki kalınlık, şuradaki kalınlık, şuradaki kalınlık neyse hepsinde aynı kalınlık olacak. Bunu özellikle istedik. Niye tezip çalışmasında biz şey yapmıyoruz, nüans vermiyoruz. Bunun için. Important in illumination work because we are not giving nuances. The line thickness all over must be the same. So the tip of the brush must be positioned in the same way to draw a line that is the same all over. But it's very hard to yes the same consistency of the line. Onu biliyorum. Yes, so, yes, yes, it is very difficult. I know that it's very difficult. Onun için çok çalışmalı. This is why exercise more, please. Yes. Evet hocam. Tamam, Allah kolaylık versin. Good work, good luck. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O yüzden ne güzel şey öğrettin bana böyle. Acaba dersten sonra izin olarak İngilizce göndersek. Gönderiyor zaten. Gönderiyor mu? Tabii. İngilizce. Tabii. Yani ben ödevi burada açıklıyorum. Ondan sonra Nurcan Hanım ödevi yaşıyor olarak ödevleri gönderiyor. Hayır. Ya istediğim ödevleri gönderiyor. Örnekleri gönderiyor. Tabii. O kadar artık. Yani bir daha yazılı. Küçük yazabiliriz. Yani siz o zaman Nurcan Hanım'a yardımcı olursunuz, o şey yaparsınız. Ben
İşte yani o kadar vakit ayırabilir miyiz onu bilmiyorum. Bu kimmiş? Besmel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Besme min Tunus değil. Bak mektup Besme. Ana akrahun. Fırşa. Fırşa ma. Ay. Hadi mu fırşa Besme. Besme ent mai mai. Hal hada fırşa? Bil brush. Gitti mi? Ses mi yok? Bizim sıkıntı yok hocam. Şimdi Besme'nin bunu... Sağ... Çekmiyor mu? Orada mı sıkıntı var? Şimdi bu fırça mı? Evet. Bakayım şöyle. Yani kurşun kalem mi? Besme, hel el vacib hâdâ yarit lav ketebti fufkîhâ هذا بقلم الرصاص بالفرشاي هل هذا هذا فرشاي هذا طيب نفس المشكلة عندك كمان بس جيدة عجبني واجبك أنت كملتي هذا زيادة كرما منك عجبني ولكن شوف بعض الأماكن سميكة وبعض الأماكن رفيعة خلي كله نفس السماكة لا تنسى جيد يعني التشابه الوحدات مو متغيرة كثيرا وكمان يعني شوية لو يريد لو مثلا أعطيك مثال Öğrenmeye başladım bu işi. Bak öyle bakma bana. Değil mi? Ne diyorsun Özlem? Gayet iyi. İyi gidiyorum. Öğrendi. yaptıkça insan öğreniyor. Besme. Şuf hada merkeza. Tamam. Hada merkez. Min merkez. هذا هو الخط طيب هذا الورق كمان جاي من مركز ماشي هاي كمان او قدر ده تمام شفت الحركة الورق Ne yapayım? Siz söyleyin beni. Uyarın. Tamam. Vadih. Hella. Şuf السماكه. السماكه الموجوده هون والسماكه الموجوده هنا. ليس نفس السماكه. أنا بدي منك كله نفس السماكه. أي فرشاة تشتغل فيها؟ Graf. كم رقمها؟ جيد شوف كمان ما تغير هيكل الوحدة هيكل الوحدة كمان فيها هون لو لاحظت فيها مشكلة ماشي لو أنت تعملي هاي الحركة أعطي شوية شوف فهم قصدي حتى الدوائر الموجودة هون خليه كلها نفس السماكة أنا عارف أنها في التنفيذ صعبة جدا ولكن يا أنا عارف ولذلك بس بدي أجبركم أن تنتجوا أحسن ويطلع منكم أشياء جميلة جدا مثلا شوف السماكة سماكة هنا بهذا الشكل ولكن هنا غيرت ماشي إذا لازم السماكة كلها يمشي كلها في نفس السماكة. نعم.
مفهومة؟ مفهومة. هو إيه نقطة تانية عندي مشكل؟ إنه عندما أشتغل أستطيع أن أشتغل على براحة، يعني عندما أبدأ العمل يلزمني أكمل العمل حتى أكون تعبت، يلزمني أكمل العمل. لذلك علاش ممكن أجي تتعب قليلا وما تتعبش؟ ليش تعبتي؟ ترجمة كمان. نعم ترجمة واحدة. تقول يعني تشتغل كمان عربي؟ بصيغة ثانية. عندما نشتغل يجب أن أكمل عملي. هاي الزمان يعني يعني هل أنت تترك مجال تشتغل بعضين ترتاح تشتغل بهذا الشكل أو؟ طيب ben anlamadım. Şeyi anlamadım. Özellikle devam ediyor, devam ediyor. Buna falan uyuyor. Evet, evet. Hadsiz çalışıyor. Mesela yorgun çalışıyor. Bir saat bu iş bitirecek. Tamam. Bir saat. Hem yorgun devam etmiş. Yani çalışıyor. Dışarıda çalışıyor. Bunu da tamam. Tamam. Çalışacak. Yapacak bir şey yok. Tamam. Evet, güzel. Bunu da böyle gösterdik. Alel umum amelek ceyde acebeni. Maşi. Bazı eşya fi mülahazat. Mümkün ente tera kemen hadi eşya. Şuftul varaka şuftul cihe hada ve cihe hada şurayak muhtelifin. Fint kastı ve lizar gidaz. Yani her eşya basita bes ve lakin alel umum ceyid. Şuf hella şurayak ala hazel mekan şurayak fiha. Bak, hazel varaka, hazel merkez. Ne oldu şimdi bu? Niye açık oldu? Açık olmaması da. Tayyip. Hey merkez. Lazım cay her il varaka minen merkeze yazı. Şöyle fark fiha, şu fi fark hon. Hey eşya basita. Ve lakin el tethib, hey eşya basita el tethib mühimme cidden. Lazım nurai fiha. Mesela nefsi şey min hon. Nefsi şey min hon. Fehimt? Şuf hada. هل تغير شيء؟ يعني هذا كمان يطلع لازم نفس المكان. ولذلك ستكون هنا هذا القسم متساوي. يعني هذا سيمتري أساسا. ولكن حسب المكان بيتغير شوية. مو كتير. مفهومة؟ مفهومة. طيب جميل. شكرا. جيد. برافو. بيرفكت. بس. خلي نفس السماكة وإنسيابية مفهومة؟ نعم مفهومة. طيب جميل. بوجون. In general, this homework is good, nice, but there are small things that in elimination are very important. These are the details relating to the forms of the petals and departing points of the petals from the centers. He has corrected, drawn the lines in red to show how it ought to be. For instance, at one place the leaf was perfect, its both sides were identical. But before that, at another place, the two sides, the teeth of the leaf were not the same. So these things are very important on the whole to give the result. They ought to be symmetrical. Both sides of the petals or the leaves ought to be symmetrical. التحليل الذي حكينا فيها قبل شوية لو عملتها مثل يعني ولكن هذا بالنسبة لي مقبولة يعني ما في مشكلة فيها لو عملتها بتدريجي هاي أحسن يعني المسار والدوائر وبعدين تركيب الوحدات على المسار أجمل ما يمكن في تحتها
خلاص هذا جيدة ولكن ركزي على رسم الوحدات فيها مشاكل فيها ماشي يعني أنا بدي أحسن منها مفهوم هذا؟ لأن فيها نواقص أنا بدي أرى أين هذا كي ما رسمت Ben bundan çıktı aldım da şunu nereden almış? Ona bakmaya çalışıyorum. Şuradan almış. Bunu. Evet. Vakit ilerliyor. Evet biliyorum. Şunu bir resmedeyim. Çünkü burada bir yanlış resim var. Onu anlamamışlar. Bir dakika bu şöyle. Vakit ilerliyor mu? Recording in progress. Hadi o şekil. Maşi. Lassa. Bunu bir temize geçeyim. Bunu niye çizdim? Nasıl? Nerede? Nerede dış var? Bir dakika. Ha, burada da diş var. Önemli değil. Önemli olan şey, şeklin bir kalp olduğu. Yani o kalp içerisinde bir şey getirilmiş. Yani o tarafına koymadın, tamam. Yani burada da diş var. Tamam. Yani bu esasında bir kalp şeklinin içerisine bir Rumi formu konmuş. Arkadaşlar onun için onları şey yaparken, çizerken biraz farklı çizmişler. Onu göstermek istedim. The professor wanted to redraw this one to show you that this is basically a heart form in which a Rumi petal has been put. Bunu anladın mı şimdi besme nasıl olduğunu? Besme, did you sorry, this is in Arabic. Did you understand this motif well? Besme, هل فهمت فهمت أنا يعني رسمت هلا يعني هذا أساسه قلب أساسا ولكن في داخلها تبريك ماشي؟ صح يعني أنا كمان فتحته يعني لا هذا ليس من مشكلة منك الصورة فيها لأنه ذهب على ذهب ولذلك مو واضحة ماشي؟ يعني هذا ذنبي أنا مو ذنبكم
ماشي. بس الله يخليكي اهتم لرسم الوحدات أكثر. جيد، شغلك جيد، ترتيبك جيد، ماشي. ايه اطلب من اكثر شوية. يلا جيد، شكرا. Bu iş böyle. Dedim ben sana. Ya çok hızlı geçeceğim. Ya şey yapmayacağım, tahsiye yapmayacağım. Bu sefer niye tahsiye yapmadınız? Olacak. Fatma. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Fatma. Hey, ma talep ceyyid ala kullu hal. Zencerek ceyyide. Velakin şurayek beyne fevkaniye ve beyne tahtaniye. طيب يعني خلي بالك. ماشي، هاي ما طلبت ولكن على كل حال جيد، يعني هذا في المرحلة القادمة. نعم. فاطمة لا تنسى، بدي أولا هلزونات، بعدين هلزونات مع شبلونات. الثالث المرحلة الثالثة هو هذا هو. ماشي. السؤال لم يكن واضحا في الدرس الفارغ. السؤال لم يكن واضحا. ما فهمتم جيدا. طيب نعم، لم يفهم السؤال. بعدين نشرحها جيدا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب. The professor said that first there ought to be the spirals and then the motifs and then combining. This is the third stage. Hey. But it is already found correct. جيد. المسار لو لاحظت أنها منقطعة مو مستمرة. ماشي. لما ترسل أنت في واجب بشكل نهائي خليها نظيفة جدا. مفهومة؟ في سكتش بوك سكانير كان كبيرة وسكانير لم تغلق جيدا، دخل الضوء فجعل الصورة هذه بالطريقة. ايه يعني لو لاحظت في الأعلى غامقة، في الأسفل تافهة. بدي أنظف منها. ماشي. وكمان ما طلبت يعني نصفه، طلبتها بهذا الشكل يعني عشان ما يكون لكم ثقل على يعني ضغط، يعني لما يطلع الشغل يطلع مرتب. فين قصدي؟ انا في الشيء لم افهم السؤال، قمت ارسمها كلها. ماشي. طيب ولا تنسى شوف المسار منقطع، فهمت؟ أساسا هذا خط جاي دائرية، هذا البرعم يجي على هذا، يعني ما يجي بهذا الشكل. لو يجي بهذا الشكل لازم مستمرة. وكمان المستمر لازم ورقة يجي في نفس الاتجاه. نعم. The lines of the stems should be continuous and the snail or the virgin should be placed on it. Ben burada iyi terliyorum ha. Ya kliboyu açalım ya, bir şey yapalım. Maşi. Yani fi şuf lazım kulluha nefsi semake. Yani hum müşkile ve hâza lazım yestemir ke enneha
Minne, yani min insiyab ilel varak. Yani onun uzantısı, yaprağın uzantısı. Yani dalla yaprak bittiği zaman ikisi ayrı ayrı şey değil, aynı şey. Onunla beraber bitecek. Ve sap kalınlıkları kesin hepsinde bir olacak. Birisi kalın, birisi ince olmaz. Hepsi aynı kalınlıkta olacak. The stems are the continuation of the leaves. Or the leaves and the stem are the same line in continuity. You should visualize it in this way. And also the thickness of the stem, of the stalk, should be the same all over the length, throughout the length of the stem. Bunu az önce çizdim. Hella fehmt? Kabla şuraya rassamt? Tayyip. Nefs-i akhtahun bi nisbetil vahdatek, menşi, halliha ahsen. Yani fiyâ müşkile, yani la tensâ, şuf, hâda beydaviyye, halli şuvayya raks, fo, fehmt? Murtafi'a. Kemen mat ista'cili ala resmin. Yani hâda sketchbook amilha, merara, meraka. Velâkin lemme tursilil vâcib ileyye, halliha enzaf ma yumkin. Şu eşkal olarak hon destaklı fiha. Neşi? Haram aleyki. Evet. Tursini bir yada şekil. Yani dirbeliki. Hılli ekter, ekter, ekter. Ha? İnşallah. Şu destaklı bir fırşay. Gel. Hey, ah, hey muhdeka ha? Hey, muhtekalas, istaklı. Tayyip. Tayyip, fi sual? Anne, vada kul şey. Nuridu tavdih al-wajib akter fakat. Tayyip, fin nihaya neşrah akter. Şükran. Affan. Ya Fatma, bir dakika, Fatma el-Benna. Fatma! Naam, Hüseyin. Şimdi ben kime baktım? Fatma. Ha, aynı Fatma, ha. Bir dakika. İnteheyna. Ha, inteheyna. Bes fırşatek, Fatma. Aha. Lahsa, lahsa. Ma tıfır, lisse. Ne mevcudu? Yani ente darabdini min kalbi, hâna şûrayek. Ha? Lazım nefsi semâke kulluha ve kemen bi şeklin adak ma yumkin, adak minel kalem hatta. لما تشتغل حتى ما تتنفس عشان ما يرتجف ايدك ماشي طيب تمرني اكثر خلي فرشاتك نفس السماكة لما يطلع تمام يلا اشوفك anladım tamam bak bayılı bana ne yapayım bak yani bu Fatıma Betül. Esselam. Aleyküm selam. Bu Fatıma İngilizce konuşuyor herhalde. Fatıma'ya söyle bana gönderdiği fotoğraflar çok net değil. Büyütünce bozuluyorlar. The photographs, the scannings you are, scans you are sending are not clear, very clear. You see when he makes it bigger, aggrandizes it, the lines lose their shape. They are not very clear. The reproduction, I mean, the scanning. Bugün olmazsa şey yapmayız ya, ben zencelik çizecektim. Zencelik çizmeyiz. Bugün yalnızca ödevlere bakarız. İki haftanın birikimi olduğu için. Because time is passing, today maybe we'll only see the homeworks. Ben ödevde veririm onlara, bir beşte altını çizdiririm olur. He will assign another homework. Her şeyi niye tercüme ediyorsun? Tamam. Güzel fotoğraf çeksin, göndersin bana ki ödevi ben rahat görebileyim. The scans or the photos, please make them clear. Baksana, yani hiç. You see when it gets bigger, we cannot see the lines. Hı? Yok ya bu şeyden. Orada durdum ya ben sabah. Bütün şeyi o toz alerjim var. Yeni başladı, bu ihtiyarlığımda başladı. Evet Fatma. Fatma, ma,
şey istemiyorum, tedric istemiyorum. Yani he had not asked for this gradual thickening and thin and thick of the lines. Şey söyleyeyim, tek kalınlık. The same thickness must be observed in this contouring or outlining of the motifs, single motifs. The thickness of the line ought to be the same all over. Evet, fırça kalınlıklarına dikkat etsin. Also again, the thickness of the brush line. Ya bak mesela buradaki fotoğraf çok iyi ama buradaki bunları göremiyorum. The right side photo is clear. This left side one is not clear. Buradaki detayları da göremiyorum. Neither the details cannot be seen. You see. Ama birazcık daha çalışacak. Şeyleri güzel. Yani eli bu kızın çok iyi. Yani çalıştığı zaman bak mesela şuradaki kalınlık görüyor musun? Here for example the thickness çok güzel. Of the line. Bu kalınlık her tarafta aynı olması lazım. Very good. It is good but it should be the same all over. Your drawings, your motifs and tracings are correct. Good. Bana güzel çeksin getirsin. Fatma nereden katılıyor ki? Please observe the thickness of the line. This matter. Nereden dedin sen Fatma? He? Pakistan. Tamam. Hı-hı. Çok çalışacak. Exercise more. Please, okay. Bir dakika, bu da onun herhalde. This too is yours. Yes. Yok değil. No, this is not yours. Nerede? Zencelekleri buraya yapmış. Niye bu kadar yakın yapmış? Defteri yok muymuş, birbirine karıştırmış. Söyle. You make them too close to each other. You can put some space. Yeah. Don't you have enough paper? The professor says, put some place in between each sample. Çok karışmış. Because now they look very intricate. Anlıyor musun? Do you understand, Fatıma? Yes, sir. Ben o kadar biliyorum İngilizceyi. Tamam, teşekkür ediyoruz. Sorusu var mı? Do you have any question? Thank you. And do you have any question? No. Okay. Heye. Thank you. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Keyfeki. Keyfe umur inşallah ceyine. Yumkin hada mine sura at-tasvir fi mekan. في هون في فرق ولكن مفهومة الوحدات كمان جيدة نظيفة بس الفرشة أنا مو مبسوط فيها هل أنت عملت تدرج عمدا تدرج نعم بس الحجم كان صغير أنا حبيت أن تكون كله نفس السماكة كأنك تشتغلي تذهيب ولكن هذا هو المطلوب يعني بس الفرشاة خليها في مكان يعني أخرى يعني مو شرط أن تكون كلهم نفس المكان ولكن الدفتر سكتش بوك بدنا كلها على هاي المراحل فيها والفرشة في مكان ثاني ولكن بدون تدرج الله يخليك وكمان بدي يعني مساري يعني خطين المسار أن تكون خطين وكأنك تشتغل فيها تذيب جيد نظيفة جدا مفهومة من طرفك This homework too, the motifs are correct. This is good for the other students, I mean. Good, but again the same observations. The lines ought to be the same thickness all over. There mustn't be the gradual thickening and thin thickness. Don't do it. And also the motifs, work them with the brush elsewhere on a separate paper. And when you perfect yourself, you apply them here. في سؤال؟ Is there any question؟ شكرا جزيلا. عفوا.
طيب كيت yes. كيت anlamış bak ödevi görüyor musun? You understood the homework well. Maşallah aleyki. Very good. Güzel, bunu buraya çalışmış, hatta bunu da fırçalı yapmış, bunu da fırça yapmış. This too you did it with the brush. Ama yes. Birazcık. Evet, ama burada birazcık şey, fırçada daha temiz yapması lazım. Bunlara dikkat etsin. With the brush, exercise more on this, Giyor. To make it clearer, the lines, to make the lines clearer, more defined. Fırçası çok kötü Kate'in. The brush you are using is not good. Doldurmasın bir de. Niye and dolduruyor don't ki? Don't fill in these. Don't fill in. Yani bunları yapacaksa yerlerini yine fırçayla ince bir hatla yapsın. If you are going to draw these inner petals, little things, also do them thin, contour them with the brush. Yani onlar şey, renkli gölgelendirme, derecelendirme yapıyoruz ya renklerle. Onlar o. Biz onları istemiyoruz. Yani motifin ana gövdesini çizdikten sonra şeye gerek yok. Ama yapacaklarsa da onu yine incecik bir fırçayla içini doldurmadan. Don't fill in because this shading, coloring in, filling in, this is something else. We are not requesting it at this stage. So do these, draw these with the brush with very thin lines, only the contour. Şimdi bunları daha temiz çalışsın. These make them clearer also, more well-defined. Hatta şimdi burada eksik var. Nasıl bir eksik var? There is something missing here also. Yani ilk önce helezon sistemini çıkarsın bir tarafa. Bu ikinci merhale. Yani birinci merhale helezon sistemi. First, İkinci merhale helezon sistemiyle beraber şablonları kullanarak motiflerin yerlerini belirlemek. Üçüncü merhale motiflerin, tahlil edilen motiflerin, onları göremiyorum burada yapmamış. Tahlil edilen motiflerin, yani buradan ve buradan yapılan tahlillerin bunun içerisine terkip edilmesi. Yani üç, bizde bak kaç aşama var. Bir, helezon. İki, helezon üzerine şablonda daireleri konulması. Üç, motiflerin tahlil edilmesi. O motiflerin en sonunda şeye terkip edilmesi. Here, first, there ought to be these spirals. There are four, we can say, stages in this work. First, to draw the spirals. And secondly, to on these spirals, to place the round-shaped contours. Then draw the motifs separately. You haven't shown each flower motif, those separate ones. You haven't shown. Nerede bu? Third, to draw these and then combine them all these. Ödevin kendisi nerede? Ödevin kendisi nerede? Yani şu. This one. Şöyle. This one. Where is this final application? This fourth stage you haven't presented it, it seems. Ha yok. This, to combine them all together. Şu sıra gidiyor. Yok, bunlar geçen haftanın ödevi. These are from last week. Fırça, bunları fırça istemiştik. Bunları da şey istemiştik, dahil istemiştik. These were requested with the brush. These right hand side two rectangular ones. Kate ne kullanıyor fırça olarak? What are you using as brush? Pardon? Which brush are you using? What type? I'm using the Winsor-Newton. Sorry? Winsor-Newton. Ah, seven series. O zaman çok çalışacak, fırçası çok şey. Exercise more with the brush. Teşekkür ediyoruz. Thank you. Meryem. Meryem. Aleyküm selam. Meryem, sen neredensin? Tezlik yazmış Meryem Türkçe. Ha? Ha. Keyfek Meryem. Elhamdülillah. Keyfe umurek. Elhamdülillah. Tayyip, cemil. İstihdamul elmancayide velakin halli mesar ala haliha. تركيب الوحدات بشابلون على حالها ماشي
رسم الوحدات جميلة. الصوت عندي سقط عجيب. والله ما أفهمه شوية، صوتك مكسر. كمان؟ الصوت ينقطع، لا أسمع. جيد. هلا كلمي، شو سألتي؟ لم أسأل، قلت أنا الصوت منقطع، لا لم أسمع منقطع. والله ما مشهور لك سيسين عشان جانيو. أنت سيسين جانيو، بس سيسين جانيو. أنت سيسين جانيو بس. صوتك مقطع. هل أنت تسمعني جيدا؟ ليس كثيرا أستاذ. هلا جيد، هلا جيد، هلا جيد. أنت يعني عملك جيد، ولكن غير الطريقة. الطريقة الأولانية خلي الهليزون على حالها، ولكن اهتم على مشي الهليزون بشكل دائري أكثر. ماشي؟ وبعدين تركيب الوحدات بالشابلون شيء ثاني. يعني أنت عملت هون اثنين نفس الشيء، ما عملها بهذا الشيء. خليها لزوم، خليها لزوم وتركيب الوحدات عليها. وأنت رسمت هون، هاي آخر شيء. ماشي، هذا جميل. ولكن ماشي، ولكن شوف المسار، تفريغ المسار فيها عندك أشياء. يعني فهمت؟ هلا شوف هون كيف طلعت. بينة. يعني هذا بنج، هذا ساق. المركز البنج أين هو؟ مريم أنت معي؟ لا أستاذ، يا سلام، هي مشكلة. يعني فهمت المشكلة. يعني هون أنا هون هنا كمان أريد تعمل مسارين، لا تنسى خطين. خطين و خطين. كمان شوفي هون، هاي بني ما فت بقول شيء. Here too there are two questions. First, the stem to pass from the very middle, very center of the flower. This ought to be paid attention to. And also these stems that must be double lined. Şimdi here the stem must pass from the center of the five petaled flower. Yani anlaşılıyor değil mi? Hada mefhuma. يعني كمان خليها. لماذا هذا بهذا الشكل؟ ما فهمت لماذا. ماشي، بس شيء بسيط جدا. اشياء بسيطه. مريم، هذه الورقات سيئه جدا. هذا ما اعرف لماذا بهذا الشكل. يعني التفريغة، شوف الهيلازون كيف لازم يجي. كمان هذا رسمت قبل شوية. ماشي، التفرغ كمان. شوف هذا، يعني اهتم شوية. طيب، هل في سؤال عنك عشان ما فهمت أي شيء؟ لا استاذ، شكرا جزيلا. لحظة هاي بتاعك كمان؟ لا
لحظة أشوف الفرشاي بتاعك. آه مريم، شو نعمل؟ لازم سماكة رفيعة جدا، بدي سماكة رفيعة للوحدات هل الذي أنت رسمتيها هون. يمكن للفرشاي أنتم تشتغلوا فوق العينة، يعني فوق الذي أنا أرسلته إليكم للفرشاي بس. Fırça çalışmasını bunun üzerinden direkt yapabilirler. Kendi çalışmaları üzerinden değil. Benim gönderdiğim ödevleri fırça yapacaklar ya, onu yapacakları zaman muhakkak şey yapsınlar, buradan yapsınlar. Çünkü kendi yaptıkları tasarım zaten çok zayıf. Bir de fırçaya geçirirken hepten bozuyorlar. Tamam mı? İngilizcesini anlayacağız. The professor says the following. Please, when you prepare your final brush work of this example, work on the example provided. Do not work with the brush on the own, on your own design, on your own tracings that you have prepared. For this final stage, work with the brush on the basis of this final example work. Not on your own, because that's your own mistakes, if there are any, your own imperfections will be transferred to the final brushwork. So use the example that is being given as model for the brush part of it. Meryem. Nasıl? İlli bezelt el cehtil hâdâ telbîn. لو تركتها للفرشاي اجمل فهمت قصدي؟ ها؟ انا بدي هون في الفرشاي، لان هذا بعدين نعملها زي ما بدنا. الفرشاه اوكي، الفرشاه طيب شو تستخدم انت في الفرشاي؟ حبر العربي احسن. صبغات صوتك عندنا في المغرب، انا اشتغل انت في المغرب؟ في المغرب محلات للبيت. في فاس في الدار البيضاء؟ لا استاذ، انا في الرباط. في الرباط. طيب في دار البيضاء في اصدقاء خطاطين موجودين هناك، انا نزلت مره حتى اعطيتهم دروس فيها، عندهم احبار. او انت ادخل موقع بعض المواقع التركيه الذين يبيعون، حتى في دول عربيه يبيعون المواد مواد ماشي. طيب يلا عفوا. بو كيمين ادبيمش؟ هذا واجب مين؟ Here there is no name. Whose homework is this, please? Hatta kesik çıkmış. Möbülde, bu senin ödevin mi? Evet hocam. Niye böyle kesik çıktı bu? Bilmiyorum, ben bunları hep şeye çevirdim, belki ondandır. PDF'ten şeye çevirdim ben bunları, resme çevirdim. Resimden dolayı şey olmuş olabilir. Tamam. Yani gönderebilirsen şeyi gönder, PDF yerine fotoğraf gönderebilirsen güzel olur. Tamam hocam. Yani yine çözünürlüğü eğer şey olursa, çok yüksek olursa tamam PDF gönderirim. Ben ona dikkat etmedim. Kesmiş demek ki. Tamam, bu senin hatan değil. Tamam. Çünkü ben bunları şeyde açıp üzerinde oynayabilmek için şey yaptım. Hep gelmeden önce çevirdim bunları. Ondan dolayı. Kendi yolladığım kesik. Mevlüt'e benim günahım yokmuş sen. Evet. Sen yollamadan önce kontrol et. Tamam. Tamam. Ben yırttım bak.
Evet. Mevlüde. Efendim. Şimdi şuradaki hattı görüyor musun? Şuradaki hattı. Evet. Bunu niye koydun? Unutma. Heh, yanlışlık var değil mi? Bir de Mevlüde şey yapma bak, bunu şimdi yani daha sonra yapabilirsin de bu hafif böyle şey verme. Yuvarlaklık verme. Yani genelde çok düzgün yapalım. Ama bunu şey yapanlar var, sen söyle. Yuvarlak olarak yapanlar var. Yani böyle hafif bir meyil verenler var. Ona dikkat edelim. Bir de motiflerini şimdi bilmiyorum ya, bu fotoğraftan kaynaklı böyle bir şey. Çok net değiller. Bir de çok... Ben bu hafta yani bu önemli için fazla odaklanamadım. Çünkü bak herezonlarına bak, herezon sistemlerin bozuk. Motiflerinde çok karalamalar var, dikkat et. Yani buraya bana gönderdiğin ödev birazcık daha temiz olsun. Böyle sanki şey fırçaya çalışıyormuşsun gibi. Ama karalama defterinde istediğini yap. Karalama defterinde hürsün ama bana gönderdiğinde birazcık daha temiz çalışırsan sevinirim. Tamam mı? Fırçaların da çok net değil, onu söyleyeyim. motifleri bozuyorsun, bak haberin olsun. Bak görüyor musun? Bak şu, ya büyütüyorum, şuraya bir bak. Yani dişleri görüyor musun bak? Yaprak burada kaybolmuş hatta. Yani yaprak burada formu gitmiş. Şunun şu kalınlığına bak, bir de bunun kalınlığına bak. Şimdi burada diş koymuşsun, burada koymamışsın. Belki aslında da öyle olabilir ama şimdi bu şey yapıldı, uygulanmış bir eser olduğu için siz en güzeli bu ödevleri benim gönderdiğim şey üzerinden yapın. Örnek üzerinden yapın. Tamam mı? Fırça çalışmalarını. Bazen de motifleri tam seçemiyorum, çok görünmüyor net olarak. Öyle mi? Ya ben şimdi bak, bugün şunu ben gelmeden dün belki önüme koyayım diye şey yaptım, çıktısını aldım. Altında haklısınız, altında haklısınız, çok net değil. Ama bunda sıkıntı yok zannedersen, bunda çok rahat, her şey gözüküyor zaten. Evet, tamam. Olur, biraz altından çok zor. Ama bunu zaten söyledik az önce değil mi? Bir daha şey yapmam. Tamam, teşekkür ederim. Yani birazcık daha çalışırsan memnun olurum, tamam? Nizar, Namiye. Namiye? Evet hocam. Türkçe mi konuşuyorsun sen Namiye? Evet hocam. Ben sana Türkçe konuşayım, öyle mi? Evet. Şimdi zaten dersin başından beri anlattım. Nasıl ödevleri istediğimi anladın mı? İlk önce onu söyle bana. Evet anladım. Yani ilk önce bir şey yapacaksın, henüz o sistemi. Şimdi ben buradaki fırçalarına bakayım. Fırçaların biraz kalın, yani biraz kalın çalışmışsın. Daha ince çalışabilirsin, tamam mı? Şey iyi, yani birazcık motiflerde ufak tefek problemler var ama bozmuşsun mesela pençlerini. Tamam mı? Bundan sonra fırça çalışmalarını örnekler üzerine yapın. Yani bizim gönderdiğimiz örnekler üzerine yapın. Tamam. Bu önümüzdeki haftanın ödevini de yapmışsın ama ben yine tekrar istiyorum. Zaten bunları tek dal yapmışsın. İki dal olacak onları unutma. Tamam. Bunların fırçasını istemiş miydim ben? İstememiştim. İstememiştim. Bak benim istediğim ödev şeklini anlattım sana. O şekilde istiyorum. Çok temiz istiyorum. Fırçayla çok temiz istiyorum. Bir daha anlatayım. Hem Arapça anlatayım hem de Türkçe anlatayım. Bir, motifler tahlil edilecek. İki, helezon sistemi tahlil edilecek. Üç, helezon sisteminin üzerine daire şablonlarıyla motiflerin yerleri belirlenecek. 4. Helezon üzerine tahlil yapılan motifler yerleştirilecek. Bu tahlil. Tahlil ödevi hep bu şekilde yapılacak.
Fırça ödevi ise gönderilen görselin, objenin aynısı alınıp onun üzerinden fırça çalışması ben belirteceğim. Yani ya tezip şeklinde tek hatlı ince refi olacak şekilde veya tedrici yani nuanslı olacak şekilde isteyeceğim. Tamam mı? Siz buyurunuzu söyleyin. The professor explains once again your homework. First, the spirals ought to be drawn. This is the outline part, the tracing part of it. First, the spirals must be drawn. Second, the motifs, the single motifs, the flowers, must be drawn. Three, these must be combined as an outlining form, in an outline form. Please see the round circles on the curves, on the spirals, to draw the outline. And finally, combine them all together. Please, on this outline, mix each motif with their details. These four steps concern the outline work. And then comes the brushwork part. In this part, the example, the model that has been provided, you take it and you work with the brush on this one, taking it as the basis. And each time we will tell whether the lines must be of the same thickness or whether there will be, on the contrary, a gradual thickening or thinning. This you will say each time. Evet. These are the two groups of homeworks with their stages. أنا أريد أن أشرح من جديد كمان مراراً الواجبات عندكم دفترين أو يمكن دفتر أو سكتش بوك أو ورق شفاف يعني سكتش بوك هو أنتم تشتغلوا فيها التحاليل كما بدتم يمكن عدة المرات هذا شيء أحيانا أنا سأطلب منكم هذا السكتش بوك ولكن في النهاية لما أنا طلبت منكم تحليل أي شيء بشكل نظيف أن تحللوا أولا الوحدات فيها في المكان ثانيا المسار ثالثا مسار ما أماكن الوحدة بتواجد شابلونية رابعا تركيب الوحدة الذي أنتم حللتم في نفس المكان تركيبه على المسار المسار ستكون خطين مو خط واحد بعد ما حللتم هذا ينتهي وتحليل لو أنا طلبت منكم تلوين أو تنفيذه أو تشتغلوا بالفرشاة تستفيدوا النماذج أو الصورة التي أرسلت إليكم بنفسها شفوها ضعوا فوقها ورق شفاف وبعدين تشتغل فوقها مباشرة مفهوم أتوقع هذا طيب شكرا نايم هل في سؤال؟ Şimdi zaten onlar biliyorlar. Şeyi söyledik zaten. Şimdi ben bir karalama defteri daha başından beri istedim zaten. Geçen devre hatırlıyorsunuz. Bir de ödev gönderiyorlar. Ödev yani şimdi hocaya ödev nasıl gönderilir? Karalama olarak mı gönderilir? Birazcık daha tertipli gönderilir. Yani şimdi bunu esasında söylemek gereksiz ama madem oluyor arkadaşlar hatırlatmak anlamında olur. Aleyküm selam. Naim. نعم أستاذ السلام عليكم من أين أنت؟ يمن أهلا طيب الوحدات التي رسمت هنا كلها بنجات أنت ركزت على البنجات أين باقي الوحدات؟ وكمان نايم أنا أريد منك هدول الذي أنت في الداخل عملتها بلاش فإن قصي ما بدي ما أريدها أنت تشتغل في السكتش بوك بتاعك يعني الدفتر يعني أنت بخربش فيها أنا بدي منك دفتر
بتخربش فيها يعني سكتش مو أنت تعمل حركات تعمل فيها وحدات ولكن في النهاية لما ترسل لي الواجب لازم وحدات مرسومة فيها بدقة عالية جدا ماشي؟ الفرشة بتاعها كمان زي ما احنا حكيت قبل شوية لازم كلها نفس الدرجة نفس السماكة هون مختلفة يعني سماكات مختلفة ماشي؟ كمان لما تشتغل في الفرشة ما تغير هيكل الوحدات اه؟ شو الفرشة انت تستخدميها؟ جراف طيب يعني التنبين ما بدها انا ما اريدها ما تعمل تنبين ماشي ورق شفاف مباشرة يمكن بحبر الاسود يمكن حبر الكحلي يمكن حبر الاش او ما عندك حبر يمكن واتر كولر بس بالوان غامقة نعم انا استخدم واتر كولر لكن ما عندي في مثلا اخت الذي حكينا فيها قبل شويه يعني لو ما وجدتم احبار اسود يمكن واتر كولر لانه واتر كولر جيده ولكن خليكم الوان غامقه يعني اگر مركب bulamayan varsa يعني اسم مركب يرنا سو باي mürekkep yani su boyayla çalışırlar ama şeyi tercih etsinler. Koyu renkleri tercih etsinler. Tamam. Professor says that if you don't find ink, soot ink, you can as well for the brush use watercolor, but prefer dark colors. Evet. Tabii. And before this, the professor emphasized again that you have a sketchbook in which you will train yourself many times, redrawing each motif, each line. You train yourself on this sketchbook before applying the results you're training on the final paper that you will send. Nurcan, kaç kişi kaldı? Tamam. Naim. لماذا استعجلت أنت في تنفيذ الإيش اسمها سلاسل؟ خليها شوية مرتبة يعني شو يعني فيها دقة قليلة ماشي؟ ماشي استاذ هل في سؤال عندك؟ شكرا يا استاذ عفوا كيم بو؟ روزاليندا وعليكم السلام روزالين İngilizce konuşuyor değil mi? Tamam Rosalind de güzel çalışıyor ama dediğim gibi Rosalind de da bu karalamaları karalama defterinde yapacak bana böyle cilop gibi derler ya eskilerin tabiriyle böyle çok temiz gönderecek artık bir şey açtık merdiveni açıyoruz artık yukarıya doğru gidiyoruz onun için böyle artık işler şey gelecek hocanın önüne yani şimdi bir misafirliğe gitti yani önüne bir şey koyarlar ya onun gibi. Ama çalışmaları güzel. Birazcık daha dikkat etsin. Ama bunları şeyle yapacak. Bana temiz getirecek. Temiz göndersin. Yani bunu şey de yapabilir. Bu temizliği şöyle ki biz deftere de çizebilirler. Bir aydınger kağıdına da çizebilirler. Kurşun kalem. Ama muhakkak belirsinler. Kurşun kalemle fırça arasındaki farkı bilelim. Burada gözükmüyor ha. Tamam mı? Böyle iyi mi? Tamam. Bir Rosalind'e onu söyleyelim. Yes, yes. Rosalind, the professor said that your work is fine, good, you are working well. Now that we have passed a certain stage, we are past the initial stages, work before presenting your homework, work on this sketchbook, train yourself, please, and with the tracing paper, and send your homework in a very refined, clean, refined paper, as a refined, fine tracing and drawing of the figures. Güzel. So you exercise a little more on this separate sketchbook
and with the tracing paper and send your final one in a clear form. Yes. So with the analysis of the flowers, do you want those, do you want them in for the inked one set? In what, sorry? With the flower analysis, do you want them done with brush and ink too, and then those sent as the analysis of the flowers and not the pencil analysis of the flowers? Okay. Bu şeyleri çiçekleri hani tek tek motifleri çalışıp da hani ederken onu bir kalemle mi yoksa mürekkeple kalem. Fırçayla mı? Kalem. Yes, zaten fırça çalışması isteyeceğiz ya sonradan. Yes, yes, please, the work on these single motifs must be with the pencil, yes, with the pen. The only the final one is with the brush. This copying with tracing paper of this final, the exemplary work, the masterpiece that has been provided, this one, the final one would be with Zeynep the brush. Arkadaşlarının anlamadığı tek şey şu. Karalama defteri, biz çalışacağız ya orada mesela çalışacağız, şeyleri çalışacağız, işte motifleri çalışacağız. İyice oturduktan sonra karalama defterindeki yaptığı çalışmayı temiz bir şekilde bize gönderecek. Esas da karalama temelini defterinden faydalanarak gönderecek. Yani karalama defterinde biz kopya yapmasını istemiyoruz. Karalama defterine çalışacak. Oradan temiz bir şekilde bunu bize gönderecek. Yani birazcık daha üzerinde itina gösterecek. Yani 5 defa, 10 defa çizebilirler. Ama en sonunda bunu isterse çok temiz bir aydengere de çalışabilir. İsterse aynı defterin bir sayfasına da çalışıp gönderebilir. What is very important here for everybody? Anladın mı kız? The sketchbook is to train yourself many many times and once you are content with what you have done on the sketchbook, you can send us the homework drawn meticulously either on a tracing paper, this is also possible, or on one of the pages of this very same sketchbook, but drawn very meticulously. After training yourself, having been content with the level you have reached in that particular motif, for instance, or the whole design, then you apply it again with meticulosity and cleanly on the tracing paper or on one of the pages or on an A4 paper in the final form. This means refined, meticulous and clear. All the lines must be clear with the same thickness as requested. This is what he says. This is very important for everybody. Evet, gel. Yanıma gel. Buradan şimdi söyle. مثل ما ذكر الأستاذ عندي صوتك أول شيء لازم يكون عندنا دفتر تمارين نتمرن عليه يعني نرسم الوحدات نرسم المسارات نرسم مرة اثنين ثلاثة يعني لحتى نصل إلى الشكل المطلوب الأخير ثم نرسمه على ورقة نظيفة أو ورقة أو نفس الدفتر أو نفس الدفتر لكن بصفحة نظيفة عشان تقدم للأستاذ لازم شيء نظيف طبعا طيب. لا نرسل المسودات يعني نرسل العمل النهائي يعني بالشكل الجميل اي نعم النظيف النظيف وكمان الفرشاة الذي نطلبها ان تكون كيف من الاصل من الصورة الفرشاة لازم تكون على حسب الصورة التي يرسلها الاستاذ يعني على الاصل اصل الرسم طيب شكرا مفهوم اتوقع Şimdi Rosalinda ne kullanıyor fırça? Rosalinda, what are you using as brush? Ne dedi? Ne? Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. Şey mi? Samur mu? Samur. Evet. Samur. O zaman çok çalışacak fırçası. Yani hepsi aynı kalınlıkta değil. Bak kendisi de görsün. Burası kalın, burası ince, burası yani hepsi aynı kalınlıkta olacak. In this case, please exercise more. You have to exercise more to have the same thickness of the lines. Their thickness is not the same. Okay. It differs everywhere. Şeyi de bozmasın. Motiflerin şeklini de bozmuş. Also the structures, the shapes of each motif. Exercise more on this.
Şeyi çok beğendim. I was struggling with the size a little bit. With what? You are struggling with? I was struggling with the scale. Because it's so small. Okay. Yani büyüklüğünü bilemedim. Büyük mü çok mu küçük yaptın, çok mu büyük yaptın? Fark etmez yani hangisinde rahat çalışabiliyorsun. Adopt the scale with which you are working ben burada, more easily. Ben elinin burada işçiliğine bakıyorum. Here what the professor is checking is yani büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmıyor. Scale of your hand, not the size. This is why exercise or apply the sizes, the scales, you work more easily with. I did for the next piece. Yes, yani çok yapıyorum, deniyorum diyor. Devam. Continue please in the same way. Şimdi bir de şey istiyorum ondan. Bak şimdi bunu getirmiş ya, çizmiş ya. Şimdi buraya böyle kırmızı bir şey yani bir nokta koysun. Kırmızı olması değil. Yani bunun şöyle tekrar ettiğini belirlenecek bir nokta olması lazım. Bunu yapsın yani. Ki bu yani bir şeyin yarısı. The first thing the professor said is about the guilloche. He appreciated it. Secondly here you can trace this imaginary line because you show that this is half of it. That the composition will continue. You can put some dots mark the line. Tamam. The imaginary line. Sorusu var mı Rosalind Hanım? Do you have any question? Ekit? Agreed. Okay. Okay, thank you. Sesi gidip geliyor. Evet, Rosalind'e de geçtik. Şey güzel, şeyleri güzel çalışmış. Onu söyleseydin Rosalind'e. Söyledim, geliyor. Bunları görmedim bak. Aferin. Bak bu güzel. Rosalind'e, this is also very nice. This. Ya bunlar, ben bunları görmek de hoşuma gidiyor. Bunu görüp yanında da temizini görünce daha çok hoşuma gidiyor. He likes to see these and also to see on the right side the final. Yani burada bir şey var. Yani onu anlamış. You understood well this primary of the spirals. Anlamış. Bunu da fırça çalışmış. Bunu esas da bu hafta istemiş miydik onu bilmiyorum. Her neyse istemişiz demek ki. Veya yanlış anladılar. Bunu önümüzdeki hafta istemiştim. O önümüzdeki hafta da şeyden çalışırlar olması. Tedarruç yapmayacak. Bak burada fırçası da daha iyi. Here the brush, your brush work here is better. Only don't do this gradual. Geçen haftakinden daha güzel. Yani bu şuradaki yani şuradaki ödevden daha iyi olmuş. The last one compared to this one is better. Burası daha iyi. Here this one is yani better. Özellikle bu daha iyi. Bak, this one especially is better. Bunda da. Bunun için çok ne kadar şey yaparsa eli daha da iyileşecek. Is very important. Şu güzel. Here it is more perfect. Bunu görmem güzel. İşte motifleri görürüm güzel. Ama onu en sonunda temiz. Yani bunları göndermeleri şey değil yani. Tamam. Onları da beğeniyorum. Bu kimin? Zencelikleri de güzel çalışmış. Bu onun mu? Kimin? Ruba. Niye fırça çalıştın kız? Bunu önümüzdeki hafta isteyecektim. Bir daha yapacaksın artık. Ruba. Gördüğünü resmet. Kendi karakterini yansıtma. Anladın mı ne demek istediğimi? Çünkü burada ruba kokuyor bunlar. Anladın mı? Güzel. Yani bunlar çok beğendiğim şeyler. Ama ben şimdi sana verdiğimi istiyorum. Anladın? Bir de şey aynısını söyledim. İki hatlı istiyorum. Tamam. Bunlar kurşun kalem değil mi? Evet. Eğer fırça olsaydı var ya seni Ürdün kurtaramaz bile yani. Buradan herhalde kovalardım seni yani. Çünkü gerçekten kalın çalışmışsın. Tek hatlı olsun, iki hatlı olsun ve güzel temiz çalış. Şeylerin, motiflerin dediğim gibi güzel çalışmışsın ama
kendi karakterinde çalışmışsın. Bu da mı senin? Evet. Tahlil yaptım. Tamam, güzel. Tahlil bu zaten. Bunu istiyordum zaten. Ama belirt yani hangisinin tahlili bu? Yani yanında yaz bir şey olsun ya da yani veya şey diye. Ben bunu tablete yüklüyorum ya. Şu anda tablette gözükmüyor isminiz. Yani şeyde gözükür. Yani dosya içerisinde, melef içerisinde gözükür de burada göremiyorum şu anda. Şimdi bunu yaptığın yerde muhakkak onun bir fotoğrafı olsun veya burada bitir hadiseyi hepsini. Güzel olur yani hepsini aynı sayfa. Yani şuraya bir tanesini, buraya bir tanesini, buraya bir tanesini. Yani ödevin bir tanesini bir sayfada temiz olarak gönderirsen yeterli benim için. Tamam, çünkü geçen de sanırım çok böyle kötü görünüyor. Bu yüzden parça parça yapıyorum. Tamam. Aynı resim, aynı sayfa. Ama anladınız zaten. Yani sen biliyorsun bunlar. Bilmediğin şey değil yani. Tamam. Ruba, Ebu Şuşe. Bu fırça mı Ruba? Çünkü ben şey hocam, 0.5 kullanıyorum. Ha, olmaz. İnce, tezip gibi düşün. Evet, çift hatlı, tamam mı? Güzel, eline sağlık ama güzel olmuş. Beğendim. Ama dediğim gibi kendi karakterini yansıtıyorsun bak. Yani burada bak şu hareketler, kıvrımlar falan, tamam mı? Onlardan biraz çık, yani gördüğünü yap. Tamam, teşekkür ediyorum, hadi. Rica ederim. Eline sağlık. Bu da mı senin? Aha, bir dakika, şeyini aldın hendesi olarak. İki de vardı, bu ikinci. Tamam, bir dakika bakayım bunlara da. Ha, tamam. Tamam, bu da olmuş. Yani kara şey doldurmuşsun. Negatif pozitif paralel. Anladım. Neyi hedefledin? Bunu anlat bakalım. Şey, Arapça Türkçe ile konuştum bu arada. Çok biliyorsan bu arada. Niye bunu yapıyoruz? Şey, balans göstermek için yani. Doluluk boşluk oranlarını görmek için. Doluluk ve boşluk oranlarını görmek için. Anladınız değil mi? Şimdi bu tabii onun için söyledik zaten. This is very important. Why are we doing this one, this exercise? In order to see the balance of the filled in and empty blank spaces. To see the balance, the equilibrium between filled and blank spaces. Sen de Arapçasını söyle Ruba. تمام الهدف من وجود تصميم اللون الأسود للفراغات على الوحدات سواء كانت الوحدات أو العكس إنه نفرج التوازن ما بين الفراغ الإيجابي والسلبي في الحالة الدراسية. طيب شكرا. بالعافية. يلا نشوفك إن شاء الله. ما شاء الله. سريعة. الهاشمي. أنت معنا؟ أريد أن أتكلم. وعليكم السلام من أين أنت؟ أنا من اليمن. أهلا. السلاسل جيدة. هدول لماذا اشتغلتوا على ورق مربعات؟ بيجز. أنا فاهم هكذا أستاذ لا أعرف. يا ريت لو تحصل على دفتر أبيض سكتش بوك اشتغل على هي الأشياء إلى هذه الدفترة. موجود معي ولكن أنا فهمت أنه في دفتر مربعات لازم. لا سلاسل. تمام. مفهومة؟ مفهوم أستاذ. يا الله. جيد، أنت عملت يا كل. على نصف. لما تعمل الشيء خليه أين هو يتكرر. أين يتكرر؟ يعني خليه نقط عشان نفهم أي مكان هو يتكرر. ماشي؟ ماشي استاذ. كمان اهتم على رسم الوحدات، يعني بعضها جميلة جدا. هي ليش؟ هل أنت عندك خلفية درست من قبل؟ نعم استاذ. بينا. الوحدات الموجودة هنا لا شوية تحتاج. ماشي؟ ماشي.
قبل شوية لما حكيت لروبا نفس الشيء الذي أنا أرسلت إليكم، أنا بدي هذه الوحدات كما أنتم ترونه أو بتصليه أنا، يعني عندي إيد أنا بدي هذا يبرز عندكم في قص أغير يعني اهتم يعني أبدأ من المركز في قصي عشان ماشي. طيب تسلم. أين الفراشي؟ أين الفراش بتاعك؟ والفرشة لم أرسم فرشة أستاذ، لم أفهم أنه لازم فرشة. طيب ما تأسى كمان خطين ها؟ لا ماشي. طيب شكرا. هل في سؤال؟ شكرا أستاذ. لا ما في سؤال. طيب جيد عثمان. عثمان إنجليزي كل شيء. وعليكم السلام، كيفك؟ الحمد لله. كيف أمورك؟ كيف الصحة؟ How is everything? Yes, so okay, fine. Geçen hafta dedik ki burayı çizgi çizgi yap. Niye yapmamış yine? Only this one. Again, you have drawn a full lines as flames, but this is half of it. So here it ought to be an imaginary dotted line, not to close the frame in this lower part. Because it is half of the design of the work. There is this. Anladı. Last week you had done this. Bir de şey, ben fırçada şey istemedim, nuans istemedim. Tek hat. Şey, also with the brush, don't do this thick, thin, gradual. Put a line of the same thickness. Mefhum Osman? Yes, you understand. Tayyip. Evet, şey güzel, tam istediğim gibi, iki saplı. This is as I requested, as I wanted, with double lines for the stems. Bunu anlamamış, bunun içerisinde Rumi this var. This one, there is a Rumi one in this heart-shaped piece. There is a Rumi little petals. This one you haven't applied. Tamam. Beğendim ben. The professor liked your work, yes. İşte, bir onlara dikkat etsin. Pay attention to those little points. Bir de bunların fırçasını yapacağı zaman direkt görseller üzerinden çalışsın. When you do the brush work for these, work on this. Var mı sorusu? Osman'ın sorusu var mı? Do you have any question? Lost. Okay. Tamam. Şimdi önümüzdeki haftanın dersini anlatacağım. For next week the homework will be as follows. Yani عشان يفهموا بشكل جيد. أولاً أريد أن يعمل طلابي سلاسل خماسي والسداسي من أنفسهم. وكمان أريد أن تشتغلوا الواجب الذي عملنا خلاص ما نغير من الخماسي أو السداسي يختار الطالب أي واحد منهم يشتغله بالفرشاي براش 5-6 birinci ödev önümüzdeki hafta 5'li 6'lı zencelik istiyorum. Kaç santimetre demiştik geçen hafta? 15 santimetre. 15 santimetre içerisinde 5'li 6'lı zencelik çalışması. Bu çalışmaya fırça olarak bana gönderin. Şey olarak istemiyorum. Yani defterde tabii siz çalışın ama fırça olarak gönderin. Avvelen uridu siz el vacib li isbu'un cey setekun inşallah evvel vacib huva سلاسل خماسي والسداسي النقط يعني توزيع خماسي وسداسي النقط ولكن مشتغلة بالفرشاي مفهومة أتوقع مشتغلة بالفرشاي anlaşıldı ben Türkçesini de söyledim siz İngilizcesini söyleyin 5'li ve 6'lı 6 noktalı yani
is as follows. For next week, the professor is requesting a guilloche done with the brush, with one with five and the other one with six spaces. Five and six. Also, in the same way, on a 15 centimeters rectangular area, you can work first on your sketchbook, but send it to us on paper and with the brush. Evet. Evet. Onlar da fırça çalışılacak. Bu gördüğünüz sayfa Nusretname'nin son sayfalarından bir tanesi. Bunu fırça istemiyorum. Bu yalnızca 1 bölü 4'ünün defterimize bir bölü dördünün motiflerinin defterinize çalışılmasını istiyorum. Hâzâ min mahtûtât-ı nusretnâme ellezî fî kasr-ı dâhil kasr-ı Topkapı dâhil safha en urîdum min hâzâ safha tahlîluhu alâ sketchbook bi rub'ul mütekerrüz taban hâzâ entüm terannuhu yani aşemme شرحت لكم هذا تصميم ربع المتكرر ولذلك أطلب من الطلاب من طلابي أن يعملوا تحليل ربع المتكرر لو أنتم ركبتم على كله هذا كرما منكم. The second homework is the following. This is an example from the last page of the work called Nusretname, which is at Topkapı Palace in Istanbul. What I want is, please, to do the outline of this quarter, of one quarter, the quarter that is repeating throughout the work. Work on quarter of it, outline it on your sketchbook. This is not to be done with the brush, but it is to be worked as an outline on your sketchbook and sent to us, but only quarter of it. Anlaşılmadık bir şey var mı ödevde? In this homework, in these two stages, two pieces of homework, is there anything that is not understood when? Hel fiil. Sorry. The first section of the homework, in this case, I couldn't understand what was actually wanted. This work, you will reproduce on your sketchbook, you will redraw, trace on your sketchbook the motifs exactly of one quarter of it, one fourth of this masterpiece. Bu tasarımın ne olduğunu biliyor mu Rosalinda? Do you know? Rosalinda değil mi bu? Bu Rosalinda. Rosalinda, bunun nasıl bir tasarım olduğunu biliyor musun? Do you know what kind? Yes, an owl. The first part of the homework. Not the second part is quite clear. It's the first half, the brush with the brush, and you want it 5 and 6 and a 15 centimeter area or something. Yes, the first one. Actually, what you wanted. This is the guilloche, the border work that you have done for this week, it ought to be again done with 5-6 space. Şu 5 ve 6'nın ne olduğunu anlamamış. You want to center over the 5 grade and the 6 grade? Yes. Now he's showing. Yok gösterelim. Yok. The professor is showing. Yes. This with the brush. Şimdi kendileri, ben kendileri yapmasını istiyorum. Bu bizim yaptığımız ilk haftadaki kaçlı bu? Kaç nokta var burada? Dikkat edin bak. How many points, how many dots are there here? There are three. Yok yok. Şey, şu ayrım var ya bak. 1, 2, 3. You see first 1, 2, 3. What he is showing are the blank spaces, the areas. There are three areas here. Yani burası üçlü. One, two, three.
This yani, is what he counts when he says numbers about this Eeyore. Bunun ne dedik? Beşlisi altısını mı dedik? Dört. Here there are three. One, two, three spaces where you would put dots in these oblique lines. So this time, as homework, he wants one with five such horizontal spaces and one with such six such horizontal spaces. Here there are three. The homework must have one of them five and the other one six horizontal spaces şu, in this way. Üçlüyü anlayan dörtlü beşi de anlarsınız da. Anlıyor musun? When you understand what is three here, what is counted as three here, you would understand what we mean by five or six. And so you want mean, a 15 centimeter length with the, a five width and a six width. Yes, exactly. Yes. Thank you for coming. Okay, thank sorusu you. Olan var, başka sorusu olan var mı? Bu anlaşıldı böyle. Üç ödevimiz mi var? Üç ödev var, evet. Zencerek, fırça, bu tahlil ettiğiniz koltukların fırçası, bir de bu en son verdiğim Nusretname'den 1/4 tasarım. Now we said one, two homeworks. There is a third one mentioned earlier, is to work with the brush on the earlier masterpiece that was given, the earlier example. As he said during the lesson, you work with the brush on this one. Right away on taking it as a basis, you redo it with the brush. Gelin. So there are three teker, teker. Pieces of homeworks. Şimdi buradaki öğrencilere bakacağım. Onu söyler misin? Zeynep Hanım. Şimdi bu sınıftaki öğrenciler. Homeworks of those who are present here, who are attending in presence. Nasıl? So, kalmak isteyen kalsın, çıkmak isteyen çıkabilir. Sorry. Is there can I ask one question about the second homework? Yes, ikinci ödevle ilgili bir soru. Yes, please. Rosa. So that will be 1/4 Rosa. Of the given design only in pencil. But do we have to draw the whole flowers, yani all the petals and the detail, or just to mark the flowers in circular form? Fotoğraftan, fotoğrafın üzerine ayrıntıyı koysunlar, etrafını rotringle belirlesinler, fırçayla güzelsin çalışsınlar. O kadar, başka hiçbir şey istemiyorum. Bir şey soruyor, değil mi? Bir dakika. Yalnızca şey, tarih. Onu diyor, yani çiçeklerin içindeki detayları da yapacak mıyız? Yani o dörtte birini yapacağız. İçlerindeki detaylarla full tam olarak mı yapacağız? Detay yok ya. Yani içlerindeki şeylerin tamamı. Yok ya, bunlar bak şimdi önemli olan şunlara gerek yok, bak şu, şu bak şu var ya, bak şunlara. Bunlara this, gerek yok yani. This, ama burada yani but, bunu maviye boyamayacaklar. You will not color, ama course, diğer her şeyi yapacaklar tabii. Anything as you will do. Yani hangileri yok mesela, şunlar lazım. Yok, bunlara gerek yok. These are not necessary. The small details ha, are not yapan necessary. Yapan yapsın. Yapan but yapsın. If you do them, it is okay. Bunlar tezyin unsurlar. Those are decorative supplementary elements. You draw the main things, you don't color the main lines, the main borders and inside the main shape, everything. The inner little dots or drops, these are, I mean, if you want them you can put, but these are your, depend on your choice. Ufak tefek, but what he asks is ufak, yani ufak tefek şeyler yapabilirler çünkü bunlar fırçayla uygulandığı için bazı şeyler bozuluyor bunda. Yani o fırçanın hareketleriyle. Onun için oraya takılmasınlar yani. But don't spend time on those little details because yani bugüne kadar öğrendiklerini kendilerine mihmandar olarak görsünler. Çünkü bunun bir fırçayla uygulanmış bir örnek veriyorum ben. This is a work done with the brush. But because you are using the
Çok büyük çalışmışsın. To do these tiny drawings and little details, they call it elements with the brush. So you are not requested at this stage to spend time on these. You can draw the main motif for the quarter of this work. En sonunu bana göster. Those tiny drawings and points are not necessary. Okay. And it's all part of the homework. Yeah, okay. Thank you. I have a question. Is it okay? We should speak about second homework. Yes. Did you say that one quarter? Yes, one fourth. This means a quarter of it. One fourth. I mean, yani ayrılırken you have a quarter. One over four. Daire gel. Ene euro. Yes. Film. I can not hear your English. You cannot hear. I'm saying one four. Means one over four. This means quarter. Quarter of something means half or half of it. This is the size or the northwest of the northwest. Part of a design. لا تنسى هذا مكان الوقت. You know one over four from a simple mathematics. لا تنسى مسار يمش يجي بهذا الشكل. Anlamıyorlar mı Zeynep Hanım? Yani bir bölü dördün ne olduğunu bilmiyor. Aa, yarısını anlatmadım. Hayır, bir bölü dördün ne olduğunu anlamıyor. Evet. Anlatalım mı? Isn't it clear? Bir çizebilir miyiz? Şöyle mesela göstermek. Tamam. Gördün mü bak? Ayrılışma. Seninkine bak. Yani kastettiğim şu bak. Şuradaki ayrılışmayı görüyor musun? Bak. Ben nasıl çizdim? Bir böyle şey var. Böyle hafif bir geçik var. Tam gösteririm. Gösteririm. You see one fourth. What does it mean? This is half. Half. One fourth. A quarter means this. This is simple mathematics. This you will use. One. Half. Half. You divide once more. Acele etme. Hayır, olur, olur. İnsan ol. Şimdi bak. Ya, önemli değil. Şimdi bak. Şunun kağıt olduğunu farz edelim. This is the paper. Gönderdiğin görsel değil mi bu? This is the work he has put. Şimdi bugün gösterdim. Bu görselin şöyle yaptığım zaman bu yarısı. You see this is half. Böyle yaptığım zaman. This is half of half. Bu, this is one over four, as I said. Ben, see, biz burayı istiyoruz. He wants this part, one fourth of it. Anlaşıldı? Is it understood now, please? Tamam, anlaşılmış. Okay. Bizden günah gitti yani. Sen büyük çalışmışsın. Ya olur, ben itirazım yok büyük çalışmaya. Bu, ha, bunları bir de fırça mı çalıştın? Evet. Yormuşsun kendini. Fırçada bu kadar büyük çalışmaya gerek yok. Bak ben bunu, şu fotoğrafı göstereyim sana. Şu anda, bak, bunun şu normali, aynısı. Bunun orijinali şu kadar büyüklükte, uzunlukta. Anladın mı? Yani bu aşağı yukarı, yani şurası, şuradan şurası 4 santim. Şuradan şurası 9 santim. Anladın mı? Ama ben şey değil, yani büyük çalışabilirsin. Anlamak açısından ben de severim. Büyük çalışmayı severim yani. Ama seni yorar bu. Bunu fırçaya geçmek ciddi anlamda sıkıntı yani. Yani ben bile zorlanırım bunu fırçaya geçerken. Tamam. Motiflerine bakayım biraz. Birazcık motiflerine dikkat et. İşte bunlar fırçaya geçerlerken bak bozuyorsun, gördün mü bak, burada daha güzel çizmişsin. Şimdi bak, fırçada bozuluyor işte. Biz onun için fırçada ne diyoruz? Fırçada biz diyoruz ki bu daha dikkatli yani çalışma. Siliyoruz yani mesela. Silmiyoruz. Hata yapmamaya çalışacağız. Silmedim.
Bu, burada silsen şey yapamazsın. Orijinalde silebilirsin ama. İşte varak mukahhar. Değil mi? Şimdi bak. Kalemi. Bak ne kadar dikkatli çiziyorum. Acele etmiyorum. Değil mi bu? Öylesini çizdim bunu ben. Göstermek açısından. Yani şimdi bunu yaptığın zaman, şununla çalıştığın zaman şu şekilde. Şimdi ben bunu çalışırım bak. Şöyle hafif diyelim çizdim. Yaprak değil mi bu? Hafif çizdim ama bak. Hafif. Bunun da dişleri var değil mi? Şöyle dişleri var. Bak şöyle. Hala. Sorry to disturb you, hocam. Heh. We did not understand the third part of the homework. We are all discussing what is the third part of the homework. Hiçbiri üçüncü ödevi anlamamış. Ay çok iyi. Allah bana ne öğrenciler, benim imtihanım yaşadığımda böyle olacakmış demek ki. Niye yoga söylediğim ama benim en iyi öğrencilik öğrenim şeydi, ilk hocalığa başladığımda çok sert bir hocaydım ama bizim kızlara sorabilirsin. هل رأيتم هذا الصورة هو كامل لوحة كاملة ama az önce çizdim zaten هذا لوحة كاملة أنا هذا التصميم تصميم متكرر متكرر أربع جهات يعني هذا الجهة شوف يعني هذا بهذا الشكل هذا بهذا الشكل أعطني هذا بهذا الشكل لحظة هذا نصف التصميم هذا ربع التصميم هذا ربع التصميم هذا تصميم كامل لأنه من الإطار من الإطار محددة لو ما كان إطار أي يمشي لا نهائية لأنه يتكرر كل الجهات ولكن هذا التصميم أنا طلبت منكم تحليله ربع التكرار هذا هو ربع التكرار مفهومة؟ Anlat abla. Senin de imtihanın benimle böyle bak al. He's shown once more. Göstereyim şöyle. What he means but one by one over four. This means fotoğrafı göndereceğiz zaten. Arabic and this is quarter of something. First he indicated the whole piece. Then he divided it into two. And then this half of the work he again divided it into two. So this becomes one over four. Of the whole work. This is the piece on which you will work. This is quarter, one quarter of a work, of a rectangle actually. Var mı anlamı ya? Rosalinda'ya sor. Rosalinda! Sarah! Anlaşıldı mı? Didn't he say there were three homeworks though? There was the Zendrak, there was the one quarter, and then you said there was something else, no? Yes, exactly, she's doing. This dark blue masterpiece. Hani öbür lacivert, Kuleysa'yla galiba. Onlar fırça. Onu fırça, tracing paper fırça. Evet. This one, this other one, which is dark blue, this masterpiece, you will work again on it. Nerede you o? You will do its outline. Şey var mı? Aydın gel. Putting a tracing paper. Now he will show this again. Bu. Bunun üzerine. This one, this third one is this one. Yes, you put tracing paper on it. Bunun üzerine koyacaklar. Like this. Böyle yapıştıracaklar. Buradan çalışacaklar. You fix it. You fix it. Buradan. You ister hepsini yapsın. Ama kendilerinden en az istenilen, değil mi? Şuraya kadar. Again you draw on it the outline. You can if you want. 1/4. On all of it, but what is requested is again in the same way, quarter.
or 1/4 of it. So you put the tracing paper on it and you draw the motifs. Tamam. Tamam, Rosalinda. Hoca, is it in ink and brush? Yes, this third one is with ink and brush. Would you like to pick a thin or just a thin? Sorry? Does he want the nuance and the thick and thin or just a thin line? Bunu da titreyici şeyler mi? Hayır. No, single, same width line, single. Bütün ders, ders boyunca bunu anlattı mesela. Yes. Herkese. Maybe you can want both the blue and the yellow or just the blue? Sorry, what? Just the blue? The blue birazcık daha güzel çalışabiliriz. The blue line or just the blue line? Sorry, I couldn't get your because there are other talks. I couldn't get. Could you please repeat? Güzel. Do you want just the blue design? Ah, bu şeyin, just a moment please. Şunun sadece mavilerini mi yoksa sarılar hepsi dahil mi? Motifleri yapacak motif. Yes, mavi all the falan. Motifs. You will not apply any sarılar, color. Sarılar derken sapları herhalde yani. Bunları da. Bunlar çalışacaklar. Yes, this one also. Yes, this bunun one. Bunun da yarısını okay. Çalışacak. This one too also 1/4, the quarter of it. Biraz zor ama çalışsınlar. This one is difficult. It is not very visible. Çünkü gözükmüyor. Yeah, it's not clearly yani şey, visible. Şeyde oynasınlar yani. You can imagine wherever you cannot discern. Bilgisayarda siyah beyaz yapsınlar. You can make it white and black and white because this one is not clearly visible. But you will also do this one, yes. This and this. Bu çok açık ama bunu bilgisayarda şey yapsınlar. A couple of a whole thing. This is a whole one. So you will do all the motifs, yes. And this one too. But wherever this is not very visible, you cannot discern. You can use imaginary motifs to complete it. Şu but both of them will be done neyse, with the brush and with ink. This thing. Bozuk. Bak burada farklı bir şey. Nasıl rahat çalışabiliyorsun öyle olsun. Any size of your preference. Kendileri nasıl size rahat çalışabiliyorsun. With which you can work more easily, with more ease. This is your choice. So what? So the new work which Hoca showed today, yes, is only for the homework number second. Yes. Not for number three, third. Acele ediyor mu bak, dikkat et. This other masterpiece. What about it? That is only for homework number second. Or are we supposed to do it for homework number three as well? All these three things you will do them for next week. One of them is this triage with five width blanks and six. The second homework is this one, or let me say, the one he introduced today. Is not to be done with the brush. It is to be done. Zeynep Hanım anlatıyor. Ben burada bakayım. Sketchbook, but 1/4 of it. The third one is the one we just saw, which is double works, dark blue and yellow. Again, 1/4 of it must be done. Güzel. This time it is with the brush and with ink. The previous one is to be done not with the brush. It is to be done on your sketchbook. Is an outline. So is it just the blue one or the blue and no. Yellow, both of them? Both of them. Because actually this is one work, maybe this wasn't clear. The two are one, this is a double page, mirror or mirroring pages, right? Yeah. This is one work. Yeah. Yes, both of them will be done. Yes, with the brush and with ink. The earlier one of the whole thing, right? 1/4, not the whole thing. No. 1/4, also
Both of them, I mean, these two, the dark blue and the yellow one, quarter, one fourth of each of them. And the other one, which is to be done not with the brush on your sketchbook, also one quarter of it will be done. Thank you very much. Kalemle değil mi? Hayır, hayır, hayır. Fırçayla değil de kalemle değil mi? Nasıl olmuş? Şu iki Nasıl olmuş? Şey de okeydi onu. Hani o öbür çalışma sketchbook'ta yapılacak fırçayla değil. O bir kalemle mi diyor? Tabii kalem mi ya? Yes, yes. En son ödevi söylüyorsunuz değil mi? Şimdi şunlar, bunlar fırçayla. En son verdiğim o tahlil. Şimdi bakın, ödevlerimde siyasetim şu. Bir hafta tahlil, bir hafta fırça veriyorum. Şimdi bu düşünen insan anlar zaten. Bunun tahlilini verdim, şimdi fırçasını istiyorum. Haftaya da onun fırçasını isteyeceğim. Yes, the other one introduced today. Not to be done by brush. Is to be done, yes, with a pen, because or a pencil, because it is an outline. Yani the principle is the following. This other dark blue and yellow work was introduced last week. First, he asked you to do its outline with the pen for today. Okay. Now he is asking the same thing with the brush. This is the principle. Today he introduced another work, which is to be done with the pen as an outline on your sketchbook. And the next homework will be the same thing to be done with the brush. He took the opportunity to explain this again. The principle is this. So, for next week, there is this kiosk 5 and 6. Wait. Second, yani, there is the word that has been introduced today. You mentioned it as the third one, which is not to be done with the brush. One quarter of it will be done on the sketchbook as an outline. But putting all the borders, all the contours, except the little elements, little decorative elements such as strokes and other circles in it, you don't have to do that. But you apply one fourth of it on your sketchbook with a pen. The third homework is what we know from last week. This dark blue and yellow one, this will be done this time with the brush. Also one fourth of it. Tamam. Şeyi kapatalım. Tamam, Şükran. We thank you all. See you next week. Yani aynı kanıtlarına dikkat et, tamam mı? Tamam. Bir de helezon sistemine dikkat et. Yes.